Derbe8 ekranlarından herkese selamlar. Maç artisinin yeni bölümünde bu kez konumuz Beşiktaş'ın Karagümrük karşısında 1-0 kazanarak ligiye galibiyetle başlaması. Ee, Karagümrük de basmanı bu aslında. Her ne kadar İstanbul olsa da iç sahada oynamakla arasında çok fark var. Hele ki o e, maç oynamak, taraftar olarak da orada maç izlemek çok zor. Futbolcu olarak da oynamak çok zor olduğunu düşünüyorum. Zeminde hiç problem yok. Zemin gayet iyi ama maçın içine girmek konusunda oyuncular problem yaşayabiliyor. E, ve genelde tutup maçları izliyoruz. Ama geçen sezonda öyle olmuştu. Ama Beşiktaş kazanmasını bir şekilde bildi. Vazgeçmedi oyunda. Şenol Hoca da vazgeçmedi. Elindeki oyuncu malzemesine göre oyuna atılabilecek ne varsa attı Semih'inden Rebic'ine kadar. Ve bir şekilde e, skoru aldı Beşiktaş. Ve bu bir şekilde skoru alma işi Beşiktaş uzun zamandır yapıyor. E, hatta genel olarak Şenol Güneş dönemini hatırlayın. Çok eksik çıktı. Şubat ayındaki Sivas Spor deplasmanından sonra zaten kaybetmiyor Beşiktaş. Ve çoğunlukla kazanıyor. Ee, yeni sezona başlarken henüz ilk 11'ine direkt yazılacak bir transfer yapmadı. Ama bir önceki ilk 11'inden oyuncu kaybetti. Gezay yine sakat Redmond gitti. Ee, ve Onur Bulut oynuyor orada hücumcu kenar oyuncusu olarak. Buna rağmen Beşiktaş eleme turlarında ilk tur atladı. Diğer turda çok avantajlı bir skorla dönüyor. 3 maçı da kazanarak hem ülke puanını hem kendi... E, puan ailesine çok artılar yazarak 3 maçı da kazandı ve lige de galibiyetle başladı. 4-4 yaptı aslında yani resmi maçlarda. Geçtiğimiz sezondan bu yana çıkışını sürdürdü. Her ne kadar dar bir kadroya sahip olsa da, her ne kadar çıkan e, tek bir 11 olsa da ki şu an rotasyonda oyuncular dahil olmaya başladı. Antalya fizik olarak çok parlak gözükmese de e, oyun hakkı olarak rotasyonda oyuna atıldığında katkı sağlayacağını gösterdi e, ee, de Oxlade'de özellikle Gerson Fernandes'in alternatif olarak kadroda bir rotasyon oyuncusu olarak kullanılacaktır o da diye düşünüyorum. Başına göre tabi 11 de olabilir. Oxlade videosu ayrıca gelecek. Ee, akşam saatlerinde, gece saatlerinde. Ee, onu Oraya bekliyorum sizi. Ee, ama Beşiktaş hani direkt 11'e yazılacak. Henüz bir oyuncu transferi yapmamış olsa yapmamış olsa da kazanmaya devam ediyor. Ee, nasıl kazanıyor? oyunun nasıl bu şekilde sürekli halde devam ediyor ve 5 gerçekten çok belirleyici bir oyunu var. buraya ne oyuncu eklenmesi gerekiyor kısımlarını geçelim. Servis 8 e abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Şimdi ne değişti mesela Şubat ayından sonra Beşiktaş'ta? Hala bugüne kadar sürekli hale gelen, eksik olmasına rağmen yine de kazanan Beşiktaş'ta ne değişti? E yeni yıl 2023'te. Şu değişti. Hatırlarsanız o zaman Serbest 8'lere videolar yapmaya başlamıştım. Çoğunlukla Vore'de bundan bahsediyordum. Şahan Hoca geldi, ilk kişi, Cenk Tosun'la birlikte, Mert Günok'u kazandırmakla birlikte Gerson Ferdis'i direkt takıma yazdı. Tam zaten kendi kalemi orta sahasıydı. Ve Gerson Ferdis aynı zamanda hücum konularında da final hareketlerini aşılamaya başladı. Şimdiden meyvelerini görmeye başladık. Ligin sonuna doğru zaten skora destek veren bir oyuncu olmaya başlamıştı. Yeni sezonu da bu şekilde başladı. Hem asist hem gol anlamında. Skora ciddi şekilde destek veren bir oyuncu Gaston Fernes. Ama asıl olarak 6 numara tercihinde e, Josef De Souza'nın gittiği ve Amir Hacahmetovic'in geldiği ki Amir ah Hacahmetovic de Bosna Ersek'te 18 yaşındaki hallerini hatırlıyorum. E, scouting dönemlerinde. Forvet arkasıydı. Bir 10 numara oyuncusuydu. Top süren, hit bas bırakan, şut atan bir 10 numara oyuncusuydu. Çok gençken. Konya Spor'da 8 numarada açtı ve şu anda 6 numarada oynuyor. Hacı Ahmetoviç tercihi, Amir tercihi, Beşiktaş için aslında bir oyun tercihiydi aynı zamanda. Bu şu demekti, ben kaleden uzakta oynayacağım. Çünkü Amir gibi 6 numaranız var, varken kaleye, kaleye yaslanmaz savunma. Önde oynarsınız oyunu. Topu önde kazanmaya çalışırsınız. Ve aynı zamanda bu oyunu da oynayacağım. Top bende kalacak çoğunlukla. Atakları işleyişle işle demlene demlene gideceğiz. Gerektiği zaman yine Amir tarafından uzun, pas, uzun paslarla direkt gideceğiz. Direkt hücumları da yapacağız ama daha çok oyunun kontrolü bizde olsun. Orta sahası tercihi bu. Ve Beşiktaş da bunu e, rakip kim olursa olsun bu oyunu kabullendirdi. Fenerbahçe deplasmanında da, içeride şampiyon Galatasaray ağırladığı zaman da. E, bir Trabzonspor maçında çok aksanmıştı hatırlarsınız geçen sezon. E, bu sezonda elindeki malzeme göre yine e, oyunu e, elinden kaybetmiyor çoğunlukla. Bir tek son Avrupa maçında e, Bakü deplasmanında Oyuna giren oyunculardan yeteri kadar verim gelmeyince orada bir oyun gitme durumu olmuştu. Ve pozisyonlar yaşanmıştı. Ama ideal 11 sahadayken genelde oyunun kontrolü Beşiktaş'ın elinde oluyor. Ve bu da Josef'ten Amir'e geçişte seçilen oyunun gittikçe zenginleşmesi ve gittikçe demlenmesi Beşiktaş adına. Amir Hacı Ahmetoviç Hac gerçekten e, görünmeyen en belirgin kahramanlarından bir tanesi Beşiktaş'ın. Bunu her zaman dile getiriyorum ve dile getirmekten de kaçırmayacağım. Bu tip oyuncuların hakkını vermek lazım. Dün 64 pasta pasatası yapmadı. Ee, ve 9 tane uzun topu 9'u da başarılı oldu. Bu korkunç bir istatistik bana kalırsa. Çünkü Amir al stopere ver kendisine bir daha stopere ver bir daha beke ver. Bunu yaptığı da oluyor da o fırsatı yakalayana kadar. Ama sürekli böyle kendi yarı sahasında gezinen paslarla işte tembel paslar atan bir oyuncu değil ki. Amir toplara dönen bir opsiyon gördüğün uzunla vuran kilit pasta bırakan bir oyuncu. Yani dikine gitmeyi de tercih eden bir 6 numara olarak pas hatası yapmaması hem uzun hem kısa paslarda ne nedenli oyun için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor zaten. Ki Amir'in en sevdiğim özelliği baskı altındayken de mutlaka diken oynamayı tercih etmesi ve topu kazandığı zaman da onu kendi hatanla dönüştürmesi. Şimdi mesela bu tip altı numar numaralarda tercih budur. Savunmacı bir altı numarayı tercih edersiniz daha iyi karşılarsınız fizik olarak tempo olarak ama atakları kesmek için oynarsanız rakip atakları kesersiniz. Ama amirle o topları kazanırsanız o ata kendi atağınıza dönüştürür. Ve e, bu tabiri uzun zamandır kullanıyorum ben. Yakın zamanda e, bazı yabancı sitelerde, futbol sitelerinde bunun bir istatistik olarak da eklendiğini gördüm. Hata dönüştürme işini. Hani kazandığı topu kendi atana dönüştürme istatistik olarak eklenmiş. Bence çok önemli bir şey bu. Çünkü özellikle orta sahalar için hatta stoperler için önemli bir veri. Evet hata kesiyorsan ama kaçını olumlu şekilde kendi takımına bir atak başlangıcı şeklinde kullanıyorsun. Amir hep bunu yapıyor. Kazandığı topu kendi atağına dönüştürüyor. Çok özel bir oyuncu ve Beşiktaş'ın işte o Şubat ayındaki ki o maçta yoktu mesela sonrasında dahil oldu. Ee, geçtiğimiz kış aylarından bu yana gelen Beşiktaş'ın o zengin oyununda güçlü oyununda Amir'in e, kesinlikle söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada bir oyun olduktan sonra devreye artık işin sanat kısmını yapan isimler devreye giriyor. Ee, Ama Bakar zaten çoğunlukla sürükledi. Buradan da bir eksikliği bahsedelim. Bunu Karagöbrek maçını izlerken de siz de fark etmişsinizdir. Beşiktaş çok iyi yerleşiyor. Topu güzel dolaştırıyor. Oyununu kabullendiriyor rakibini ama... Ceza sahası içinde... Ceza sahasının biraz dışında... Sürprizli hamle yapacak bir oyuncu eksikliğini hissettim ben. Bu Gezal'di uzun bir süre. Gezal sakatlandıktan sonra Redmond belli bir süre yaptı ve iyi de yaptı. Ama şu an Redmond da yokken... E sadece Abu Bakar'dan bekliyorsunuz bunu. Tabii ki Gerson Fernandes e çok beklentiler ötesi skora destek vermeye başladı ve dribbling özelliği, hat kırıcı özelliği çok önemli. Ama Gerson Fernandes sizi daha çok rakip ceza sahasına ve çevresine taşıyan adam oluyor. Orada e, final kısmında kalabalık arasında güvenilir bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var Beşiktaş'ın. E mesela Abu Bakar bunu yapıyor 9 numara olmasına rağmen. Hani işin skor kısmında final kısmında bitiricilik kısmında olmasına rağmen başı başına ortada bir şey yok kendi kendisini pozisyon öğreten bir oyuncu zaten o bakar. Bu yüzden ligin en özel oyunculardan bir tanesi. Ama kenarlarda özellikle böyle bir e, hamle eksikliği oluyor ki tek sürprizli hamleyi mesela ben Onur Bulut'tan gördüm. Direkten dönen pozisyonda. Sırtı savunmacıya dönükken topun üstünden atladı döndü vurdu. Hani bu gerçekten bir hücum kenar forveti işiydi. Hiç böyle ki zaten ön kanat oyuncusuyken bekleşmiş bir oyuncu da hiç öyle son dönemlerinde back oynayan, şu an mecburiyetten sağ oynayan bir oyuncu girişimi değildi o. Gayet topla dönüşü, topun üstüne atlaması, son vuruşu etkiliydi. İşte bu tip sürpriz hamlelerden bahsediyorum. Bunu daha sürekli hale, daha kalitelisini, daha çözümsüzünü rakipler için yapacak bir oyuncu eksikliği var ve işte işte ve... Bu konuda da zaten çalışmaları sürüyor. Gelen oyuncuya göre işte Hoca Talişka'yı çok istiyor. Olur olmaz bilmeyiz. Nikola Pepe belki... Oyun kurma içinde yok ama sürpriz hamle yapabilecek bir oyuncu. Dar çıkıp skor yapabilecek, şut atabilecek bir oyuncu. Yani böyle bir sürpriz hamle kısacası sürpriz hamle yapabilecek bir oyuncu ihtiyacı var Beşiktaş'ta. E, ee, bu maçları mesela çok da erken çözebilirdi böyle bir oyuncusu olsaydı. Biraz geç oldu, baya geç oldu. Gerson Fernes'ten geldi o sürpriz hamle, sürpriz hareket. E, ee, ve bu maçı kazandı Beşiktaş. E, ee, yani bu oyunun iyi oyunu daha da tabelaya daha rahat yansıması bakımından söylüyorum. Ee, o yüzden hani hazır böyle bir güçlü bir oyun yakalamışken neden tabelayı daha daha sık ve daha rahat şekilde bozmasın Beşiktaş? Yani ki öyle bir oyuncu da gelecek. Geldiği zaman oyuncunun da değerlendirmesini yapacağız. Ee, Gezal'in de bu arada ne durumda olduğu da önemli. Ee, ya umarım gelecek sezon en azından belli bir maçta, belli bir maçtan sonra tekrardan eski ritmini yakalar. Çünkü Gezal iddiasını bahsettiğimiz tarzda bir oyuncu. Yani bunu yıllarca Gezal yaptı Beşiktaş'ta. Onun haricinde Beşiktaş'ta oyuna dahil olan oyuncuların etkisinden bahsetmek lazım. Ki son maçta bu konuda bir problem yaşanmıştı Bakü maçında. Rebic topu kullanma çok zekice kullandı bütün topları. Hazır olması için bir süresi var hala önünde. Çünkü gerçekten son iyi maçı. Onun videosuna bahsetmiştim. Maçlarına bakıyorsun bakıyorsun bakıyorsun. Gerçekten Rebic performansını aklımızda Rebic profiline işte 2018'deki o parlak profiline en yakın maçı 2021 yazlarına kadar gidiyordu. uzun bir süre yani üst üste sakatlık yaşadı ve o eski formundan uzaklaştı fizik olarak. Şu an ama bir önünde alan da bulunca çok baskı altına değilken önemli kilit paslar attı. fişi çeken kilit pasları da attı. hatta kendi vuracağı pozisyonda Semih'e bence biraz alt metinde mesaj da vardı orada. Böyle pozisyonlarda pas verilir. Yani bir önceki pozisyonda sen vermedin ben sana veriyorum. Biraz şiddeti kötüydü bence bu arada pas şiddeti. Ama oradaki mesaj bence değerli. E, Rebic oyun aklıyla Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır ama fizik olarak kendine gelmesi için bir süre vermek lazım kendisine. E, Semi Kılıçsoy eldeki hücumculardan farklı bir özelliği var. Daralan becerisi. Böyle ele hoca sığmayan bir tarzı var. Evet son dönemlerde belki işte bencil şut çalımlı bencil şut tercihleri e, belki bir iki top ezdi, değerlendiremedi fırsatlar vesaire ama gerçekten kumaşını bence belli ediyor Semikılsoy. Şu ana kadar Beşiktaş'ın forvet adaylarında, altyapıdan çıkan forvet adaylarından çok belirgin bir fark, farkı var. Dar gerçekten kontrolü zor bir oyuncu olabilir ki kuvvette kazanmaya başladı. E, altyapı maçlarda izleyenler mutlaka biliyordur. E, çift ayağını kullanması, dar alanda çok, topla çabuk dönmesi. ya yani bu tip özellikler ki hazırlık maçında öyle bir gol attı Topla tak diye döndü. Aguero gibi e, gol vuruşunu yaptı. Bu tip ceza sahasının dönüşleri hızlı. Dönüşlerinden sonra gol vuruş yapabilecek oyuncular. Önemli özellikle Beşiktaş gibi büyük takımlarda genellikle sıkışan, alanı sıkıştıran rakiplere karşı oynayan takımlarda değerli. E, Soyda Kılıçsoy'da Bence kumaş olarak da zaten önemli potansiyel ama büyük takımın ikinci forveti, kenar forveti 9 numarası olabilecek özellikleri var. Yavaş yavaş ısınması onun da önemli. Ee, ben maça etki ettiğini düşünüyorum. Belki final kısmı yapamadı ama e, Grokem'in savunma hattını bozan işleri yaptığını düşünüyorum. Ee, Onur Bulut gerçekten <laughs> müthiş taşıdı bu, bu dönemde. Hani Beşiktaş'ın e, çok ideal 11'ine kavuşana kadar kazanması gerekiyordu ve zor bir sorumluluk verildi. Normalde son döneminde bek oynayan bir oyuncuya hücumcu sağ ön rolü verildi ve sadece e, klasik bir kanat oyuncusu gibi topu dört ortaya döndüğünde dışında ceza sahasında koşulları ile etkili oldu ki öyle bir gol attı. Bir Avrupa maçında e, ceza hani ters tarafa da çalımlar attı, kilit pasta bıraktı. E, elinden ne geliyorsa yaptı bu dönemde. Umarız tabii ki Beşiktaş o bölgeye ya gezel dönmüyorsa o kalitede bir oyuncu transfer eder ama bu geçişi çok iyi sağladığını söyleyebiliriz. Stoper konusunda fikrim aynı. Kesinlikle Beşiktaş'ın bu stoperle devam edilmemesi gerektiğini şu an kararını vermesi gerekiyor. Averte, Kole, Necip, döner, döndüğü zaman Tayip, bu rotasyon işte ondan da, da stoper oynayabiliyor bu arada. Bu rotasyonun çok çok güçlü bir rotasyon olduğunu düşünmüyorum. Hepsi tamamlayıcı stoperler. Mutlaka e, çok lider karakterli, savunma çizgisini belirleyecek. Orada biri var dedirtecek bir stoper ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Aslında bu bir gelenek hale gelmişti yakın zamanda. İşte Marcelo, sonra Pepe. E, bence Sayış da kaliteli bir stoperdi. Ernak kadar biraz tribe girip, erken tribe girse de aslında kaliteli bir stoperdi. Yani Beşiktaş'ta uzun zamandır öyle bir gelenek var. İyi stoperleri olmuştur mutlaka. Çok eskiden e, böyle Diatta zamanlarını hatırlarsanız. E, orada böyle... Tırnak içine titrek stoperlerle oynadığı dönemlerde oldu Beşiktaş'ın ve çok başarı ağırlamıştı. Hücum alanında iyi bir takım olsa da, orta sağ olarak iyi takım olsa da stoperleri zayıf diye heba olunan çok sezonlar vardı. Mesela Mateo Kezman'ın 1-0 bir gol attığı maç vardı hatırlarsın 2007 şampiyonla o sezon Beşiktaş ne olursa olsa eldeki kadrosuna rağmen şampiyonla oynamıştı. Rakibine göre daha zayıf bir kadrosu vardı derinlik anlamında da ama işi o noktaya kadar o derbiye kadar getirmişti. Yanılmıyorsam o maçta stoper ikilisi Koray Avcı 6 numaraydı bu oyunu biliyorsunuz. Koray Avcı ile İbrahim Toraman'dı. Yani çok var böyle stoper yüzünden heba ettiği sezon. O benzer olmaması açısından bu orta sahaya ki derinlik de sağlandı. Bu hücum hattına yazık olmaması açısından bence stopere güvenilir bir oyuncuya gitmesi lazım Beşiktaş'ın. Öyle bir ihtimal de olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ön tarafta da şöyle bir eksiklik kaldı. Driplingçi kenar oyuncusu. Bu maçları mesela o sürprizli oyuncu eksikliğinden bahsettiğim tipik Gezal tipi veya da onun yerine gelecek oyuncu da olabilir ama oyuna sonradan alabileceğiniz normal şartlarda rotasyon için işte son dönemde Enkudu'nun yapmak isteyip yapamadığı gibi driplingçi bir kenar oyuncuya ihtiyaç var. Alcil durumlarda oyun gerektirdiği zaman bu tip silahın uz olması gerekiyor kenarda. Ee, mutlaka olması gerekiyor. Mesela en böyle Beşiktaş'ın en iyi sezonunda işte Kuvarezma'da olacağı Şahin, Mario Gomez, Oğuzhan Sosu, Atiba, Gökhan Töre. orada mesela Kerim Fry de bazı maçlarda işe yaramıştı hatırlarsınız. Skoru aldıktan sonra Olcay'la Kerim değişikliği oluyordu ve direkt oyunlara geçilince Kerim de katkı sağlamıştı. En azından rotasyonda böyle bir direkt oyuncuya ihtiyaç var diye düşünüyorum. çünkü böyle bir profilde oyuncu hiç yok elde. Altyapıda da çok yok. Yani altyapıda şu oyuncuya şans verilsin diyeceğim böyle çok uçurtma bir diriltici bir kenar forvet de yok. Oraya bir potansiyel de olabilir. Hem geleceğe yatırım hem bugün de ihtiyaç olursa kullanılır tadında bir oyuncuya gitmesi gerekiyor. Mesela öyle bir şey olursa yabancı kontenjanında tıkanma olursa bence sezonu iyi başlamış olmasına rağmen Mureka'yı kiralayabilirsiniz. Çünkü reviş var zaten. Hani Cenk dönecek reviş var. Semit de var. Yine benzer hem 9 hem kenar forvet oynuyor. E, Muleka'yı kiralayıp onun yerine bir tane driplingçi kenar almak daha mantıklı olabilir. Dediğim gibi Muleka aslında iyi başladı sezonu. Geçen sezonu göre çok daha iyi başladı. Ama önü tıkalayan Cenk da önce Grebic ondan önde olacak rotasyonda. Semih zaten var Türk oyuncu olarak. E, Muleka'yı kiralayıp yerine driplingçi bir oyuncu olmak mantıklı olabilir. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum her konuda. Beşiktaş'ın yaşın oyunu... E İdeal 11'i, transferde kimlere gidilmesi gerekiyor, ne tip adamlara ihtiyaç var, maça dair fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Ee, Oxlays videosu gelecek akşam. Orayı da beklerim. Hoşça kalın.